Ülkemizde satışta olmasa da insanların dikkatini çeken pek çok amiral gemisi var. Bunlardan bir tanesi de kamerasıyla oldukça iddialı olan ZT'nin Nubia Z serisi. Z serisini son birkaç yıldır özellikle yakından takip ediyorum. Bugün sizlerle birlikte en yeni modeli Z60 Ultra'yı kutusundan çıkartacağız. Gerçi buna kutu demek çok doğru olmaz. Kargo poşetinden çıkartacağız. Z60 Ultra oldukça yeni bir telefon. Aralık ayının 19'unda tanıtıldı ve yaklaşık bir ay kadar süre içerisinde de benim elime ulaştı. Ama tabii ki siz videoyu daha ilerleyen bir tarihte izliyor olabilirsiniz. Bu telefonu zannediyorum ki Türkiye'de ilk, muhtemelen de tek olarak sizlerle kutusundan çıkartacağız. Bu arada ağız alışkanlığı kutu diyorum ama kutusuyla birlikte gelemedi maalesef. Onun da sebepleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Bu telefonu bana kim ulaştırdı? Hemen onları da sizinle paylaşayım. Teknomemet üzerinden temin ettim ben bu telefonu. Sizler de bu telefona veya Teknomemet'e ulaşmak istiyorsanız linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan Teknomemet'e ve bu telefona ulaşabilirsiniz. Şimdi poşetini açacağım. Biliyorum ki çok heyecanlısınız ama ondan önce hemen niye kutusuyla birlikte gelemedi onu söyleyeyim. Z60 Ultra'nın oldukça özel bir serisi var bu poşetin içerisinde. Ve bu özel serinin kutusu içeriği çok farklı olmasa da çok büyük. Çok büyük olduğu için de maalesef kutusuyla birlikte getirmek süreci uzatacağı için bu şekilde gelmesi gerekti. Dolayısıyla sizlerle birlikte kargo poşeti açılımı yapacağız. Ama aslında kutu içeriğinin tamamı da cihazla birlikte geldi. Dolayısıyla eksiksiz bir kutu içeriği deneyimi de paylaşıyor olacağım. Şimdi şöyle bıçak getirmedim yanımda. O yüzden şuradan yırtacağım kargo poşetini. Şöyle yırtarak açıyorum. Burada iyi sarılmış bir cihaz. Kablosu. Başka bir şey yok. Hemen kablosunu göstereyim sizlere. Bilmiyorum. Bu özel seriyi bilenler var mıdır aranızda? Onu da bilmiyorum işin açıkçası. Ben bayağı heyecanlandım bu serinin geldiğini duyunca. Şöyle göstereyim. Mavi bir Type-C şarj kablosu var. Şurada adaptörü var. Yine lacivert bir adaptörü var. Kaç wattmış? Değerleri biraz karışık yazmışlar ama aşağı yukarı 80 watt civarına geliyor ki cihaz zaten 80 wattla şarj oluyor. Dolayısıyla 80 olduğunu tahmin ediyorum. Şunu şöyle açalım. Biraz uzun bir pat. Ve hop, arada cihazı görenler olmuş olabilir. Şöyle ön yüzünü göstereyim, bir tuğlaya benziyor. Arka tarafını da çevirelim ve burada Nubia yazıyor. Burada MagSafe'e benzer bir işaret var. Bundan birazdan bahsedeceğim. Oldukça büyük 1, 2 ve 3. bir kamera yer alıyor. Ama bu cihazın kılıfı, kendisini de görelim. Şu kılıfı şöyle köşelerden nazikçe çıkartalım. Ve bu da ZT Z60 Ultra Starry Night Collector's Edition adı altında. Oldukça özel seri bir telefon. Kendisi ulaşması, bulması, görmesi zor cihazlardan bir tanesi. Bu cihazı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum işin açıkçası. Umarım sizler de benimle aynı keyfi paylaşıyorsunuzdur. Şurada bir işaret var. Hemen onun ne olduğuna bakalım. Neo Vision yazıyor burada. Şurada bir ana kamerası var. Burada bir geniş açı kamerası var. Burada da bir telefoto kamerası var. Bu telefoto kamerası ile birlikte 85 mm'lik odak uzunluğuna gelen çekimler yapabiliyorsunuz. Şimdi ben cihazı bir kurayım. Ardından buluşalım. Evet, cihazın kurulumu bitti. Ekrana baktığınız zaman ilk dikkatinizi çeken şey, birkaç hafta önce sizlerle birlikte bir Red Magic 9 Pro incelemesi paylaşmıştım. O ekrana oldukça benziyor oluşu. Ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda tabii %100 eminim diyemem. Yani bu bilgiyi sağlayabileceğim bir nokta yok çünkü. Bence ZTE birkaç tane cihazın ekranını aynı yapıyor. Aynı kullanıyor. Bu sayede de ekran üretim maliyetinden tasarruf ediyor ve cihazları belki bize daha uygun fiyata ulaştırabiliyor. Bu cihaza da baktığım zaman Red Magic 9 Pro'nun ekranına oldukça benziyor. 8 Pro'nun ekranına da aynı şekilde oldukça benziyor. Bu alıştığımız gibi arkası cam, önü cam ve çerçevesi alüminyum olan bir cihaz. Özel seri olduğunu söylemiştim. Biliyorsunuz Van Gogh'un meşhur bir tablosu var. Türkçesi Yıldızlı Gece, Starry Night İngilizcesi. O tablodan esinlenilmiş bir tasarıma sahip. Hem cihazın kendisi, hem kılıfı gördüğünüz gibi, hem de aynı zamanda yanında gelen aksesuarları da yine bundan esinlenmiş. Şu aksesuarları şöyle köşeye koyayım. Daha rahat konuşalım, daha rahat göstereyim sizlere cihazı. Burada arka tarafında Nubia'nın bazı tasarım detayları da korunmuş. Yani sadece cihazdan esinlenmekle kalmamışlar. Evet, bayağı bir esinlenme var burada. Cihazı neredeyse tamamen tabloya dönüştürmüşler. Ama tasarım detaylarını korumuşlar. Onlardan bir tanesi şu. Kamera etrafı kırmızı halka geçen seneki Z50 Ultra adlı cihazda da vardı. Burada bilmiyorum kim sever kim sevmez ama çok ilginç bir kamera adası tasarımı var. Bir kat var. Bu katın içerisinde ultra geniş açılı kamera kendisine yer buluyor. Ardından ana kamera ve periskop kamera, yani telefoto kamera, ayrı bir kat çıkıyor. Şöyle sizlere yukarı kamerada göstermeye çalışayım. Ve bu kılıf da o katları bir şekilde kapatıyor. Yani şöyle taktığım zaman kılıfı buralara neredeyse sıfıra sıfır olduğunu söyleyebilirim. İlginç bir tasarım tercihi. Özellikle kamera adalarının çok fazla konuşulduğu ve eleştirildiği bir noktada
da aslında değişik bir kamera adası tasarım yapmış Nubia. Ama mesela Red Magic 9 Pro'ya baktığımız zaman orada da hiç kamera adası çıkıntısı yoktu. Yani bir çok iyi, bir çok kötü diyebileceğim bir tasarıma gitmişler kamera adası tarafında. Şimdi cihazın genel tasarımı evet köşeli, böyle kendi başına ayakta durabilen, bakalım kamerası ağır basmazsa, şöyle kendi başına ayakta durabilen bir telefon kendisi. Aynı zamanda çok kalın bir telefon değil. 8.8 mm ama muhtemelen kamera adası hesaba katılmadığı takdirde bu. Bu telefonun benim dikkatimi çeken özelliklerinden bir tanesi ağır olması. Ama bu özel seri olması ile ilgili bir durum değil. Telefonun kendisi 246 gram. iPhone 14 Pro Max ağır bir telefondu. Onun gibi bu da ağır bir telefon aynı zamanda. Büyük bir ekranı var. 6.8 inçlik bir ekranı var. Aslında ekran özellikleri az önce de söylediğim gibi Red Magic 9 Pro ile oldukça paylaşılıyor. 6.8 inçlik ekran boyutu 1116x2480. Ekran çözünürlüğü 120 Hz tazeleme hızı, 1 milyar renk derinliği. Tüm bunlar Red Magic 9 Pro ile paylaşılan ekran özellikleri. Ekrana baktığım zaman özellikle şu kilit ekranlarının değişken halinde oldukça güzel gözüküyor. Şurada bir yerlerde bir kamera var ama o kamerayı görmek gerçekten çok zor. Ben gösterebilirsem size yakın çekimlerde de göstereceğim. Sadece ön kamerayı açtığınızda kameranın var olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şurada etrafında bir halka döndü. Ve mesela ben Red Magic 8S Pro'da kullanıyorum. Ona baktığım zaman bunun ön kamerası bence gerçekten çok çok daha iyi bir performans gösteriyor. Tabii ki çok iyi değil. Yani normal bir ön kamera gibi değil. Ama ekran altı ön kameralarda bence bayağı bir ilerledik diyebilirim. Şimdi bu kılıfın içerisinde görüyorsunuz. Kılıfın da tasarım detayı olduğu için bundan da bahsedeyim. Burada MagSafe'e benzer bir tasarım olduğunu söylemiştim. Bu tasarım normal telefonların kılıflarında yok. Onu söyleyeyim. Yani normal bir Z60 Ultra aldığınızda böyle bir şey görmüyorsunuz. Bunun fonksiyonu tam olarak nedir bilmiyorum. Burayı muhtemelen daha da deneyimledikten sonra bölerim. Çünkü Z60 Ultra'nın Starry Night Edition'ı pek sağda solda yok. Kusura bakmayın öyle pat diye videoyu böleceğim ama bu şeyi videodan sonra denedim. Gerçekten de MagSafe özelliğiymiş. Apple'ın gördüğünüz gibi cüzdanı üzerine yapışabiliyor. Hatta şöyle tekrardan yapıştırayım. Gördüğünüz gibi Apple'ın cüzdanını rahat bir şekilde tutabiliyor. MagSafe ile tam boyutlu eş olarak bir MagSafe özelliğini kılıfa, cihazın kendisine değil ama kılıfa kazandırmışlar. Z60 Ultra daha fazla yaygın ama Z60 Ultra ile de bunun özellikleri zaten aynı. Ekran tarafında da Z60 Ultra ile aynı, hatta Red Magic 9 Pro ile de aynı. 1500-1600 nit civarında bir parlaklığa ulaşabiliyor. HDR10 sertifikası var. Bu sayede HDR içeriklerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Ben ekran deneyimini genel olarak beğeniyorum. ZTE'nin bu cihazının, Red Magic 9 Pro'nun, bendeki 8S Pro'nun ekranı gayet güzel, başarılı bir deneyim sunuyor. Yani özellikle içerik tüketirken hem ekran deneyimi hem de stereo hoparlörler sayesinde oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Burada duvar kağıdının da yine Starry Night'a özel olduğunu görebilirsiniz. Hatta şu duvar kağıdı aslında tablonun hemen hemen aynı kısmını gösteriyor diyebilirim. Tabii ZTE'nin en yeni amiral gemisi modeli bu ama daha çok konuşacağımız bir şey var. Donanımdan ziyade burada kamera tarafında ZTE oldukça iddialı. Donanımı bir aradan çıkartalım, kamerayı daha uzun uzun konuşalım. Snapdragon 8 Gen 3 ile birlikte geliyor. 4 nanometre süreciyle üretilen bir Yonga seti bu. Red Magic 9 Pro'nun performansına daha detaylı şekilde bakmıştık. Merak edenler açıklama kısmından o videoya gidebilirler. Depolama tarafında ise 256 GB'tan başlayan depolama alanı seçenekleri kullanıcıya sunulmuş. Benim elimdeki telefon ise 512 GB'lık bir depolama alanına sahip ve 16 GB RAM ile birlikte geliyor. Bu şu açıdan önemli. Özellikle özel seri cihazlar genelde mümkün olan en yüksek depolamalarla birlikte geliyor. Bu telefondaki en yüksek depolama ve RAM bu değil ama onu söyleyeyim. Bu telefonun 24 GB RAM'li 1 TB depolama alanlı bir versiyonu da var. Yani daha fazla donanıma, daha fazla performansa ihtiyacınız varsa o cihaza yönelebilirsiniz. Red Magic'teki yazılımdan farklı olarak MyOS adında bir yazılım görüyoruz. Android 14 tabanlı bir yazılım bu. Ve arayüzü de benzer ama yine de biraz daha değişik durumda. Mesela bunlardan bir tanesi burada bir controls var. Buraya baktığınız zaman temanın ayarını tamamen istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Kontrol merkezindeki ikonların şeklini değiştirebiliyorsunuz. Kontrol merkezindeki renk temasını oluşturabiliyorsunuz. Veya isterseniz kendiniz bir renk teması da oluşturabiliyorsunuz. Bu önemli, şu açıdan önemli. Bu telefonları satın aldığımız zaman biz özelleştirmeyi seviyoruz. Yani Android cihazların en önemli özelliği özelleştirilebiliyor olması. Her rengini, her temasını ayarlayabiliyor olmalıyız. Burada ZTE'nin kullanıcılara bunu sunmuş olması güzel. Telefonun arkasında 3 tane kamerayı görüyorsunuz. Burada sürpriz bir kamera yok. Yani şurada falan bir kamera çıkmayacak. Burada lazer odaklama sistemi var. Bu telefon lazer destekli bir odaklama yapıyor. Burada 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamerayı görüyorsunuz. Yukarıda yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir geniş açı kamerası var. Ve bu iki kamerada oldukça iddialı kameralar. Burada da 64 megapiksel çözünürlüğe sahip bir telefoto, periskop kamerası yer alıyor. Tüm bu kameralarda da OIS desteği var. Bu konu şu açıdan önemli. Özellikle telefoto kameralarında yakınlaştıktan sonra eliniz titrediğinde o görüntü
görüntüye çok fazla yansıyor. Veya geniş açılı kameralarda eliniz titrediğinde, özellikle bir de düşük ışıkta çekim yapıyorsanız, fotoğraf bulanık çıkabiliyor. Burada hem video çekiminde, hem fotoğraf çekiminde, hem düşük ışıkta 3 kamerada da OIS olması bizlerin avantajına bir durum. Ayrıca kamera kurulumunun sevdiğim bir özelliği de şu: ultra geniş açılı kamerası otomatik odaklama özelliğine sahip. Yani siz bir objeyi makro olarak çekmek istediğinizde, ki hemen şöyle sizlere göstereyim. Ben bu kılıfın makro bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Şöyle yaklaştığımda gördüğünüz gibi geniş açılı kameraya geçti ve şu şekilde kılıfın fotoğrafını yakından çekebiliyorum. Böylece yüksek çözünürlüklü ve kaliteli bir sensörden çıkmış olan bir makro fotoğrafım oluyor. Yani ben bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak istediğimde diğer 2 megapiksellik makrolara kıyasla çok daha rahat, çok daha utanmadan paylaşabiliyorum. ZTE'nin kamera kurulumunda önemli detaylardan biri var ki, kamera uygulamasını az önce açınca gördünüz zaten. 18 mm, 35 mm ve 85 mm yazıyor. Yani burada bizim diğer alıştığımız kameralardaki gibi 1x, 0.5x ya da 2x gibi değerler görmüyoruz. Bunun sebebi, buradaki milimetre değerlerine baktığınız zaman bunlar fotoğrafçılıkta oldukça sık kullanılan odak uzunlukları. 18 mm geniş açılı çekimler için özellikle tercih ediliyor ki burada bir de 24 mm'lik bir crop versiyonu var. Aynı zamanda 35 mm var. Buna bir daha bastığınız zaman 50 mm oluyor ki 50 mm sokak fotoğrafçılığında en çok kullanılan lenslerden bir tanesidir. 85 mm var ve buna da bir daha bastığınız zaman 170 mm, yani zoom lens diyebileceğimiz bir odak uzunluğuna kadar da yükselebiliyor. Yani burada 3 kamera ile birlikte bize ZTE 6 tane odak uzunluğu sunmuş. Bu sayede de profesyonel bir kamera kullanıyorsanız, mesela benim şu anda karşımdaki kameranın lensi yaklaşık 50 mm civarında bir değeri ayarlı. Ben buradan o ayarı yaparak aynı odak uzunluğundaki değeri elde edebiliyorum. Tabii ben geçen seneki modelinde incelemiştim bu cihazın. Z50 Ultra'da performans konusunda oldukça iddialı cihazlardan bir tanesiydi. Kamera konusunda da bence pek çok rakibinden başarılıydı. Çok iyi fotoğraf sonuçları ortaya çıkartıyordu. Ama tabii ki ZTE markasının ülkemizde çok bilinmiyor oluşu ya da bir dönem getirdiği giriş segment cihazlarıyla birlikte çok sevilmiyor oluşu, bu cihazların bizim ülkemizde çok fazla merak edilmemesine sebep olabiliyor. Ama ben özellikle bu telefonun kamera performansı konusunda çok iddialı olacağını düşünüyorum. Tabii şu an henüz poşetinden çıkarttığım için kamera performansının nasıl olduğunu bilmiyorum. Sizler kamera performansını gördünüz. Nasıl bir performansı var, fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Tabii ön kamerayı geçtim zannedebilirsiniz ama geçmedim. Ekran altı ön kameralar bence çok fazla bahsetmemizi gerektirecek bir performans ortaya koymuyorlar. Burada da 16 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ön kamera var ve 1080p çözünürlüğünde 60 fps hızında videolar çekebiliyor. Bu kadar güçlü bir cihazla en azından ön kamera bence 4K olmalıydı. Telefonun stereo hoparlörler ile geldiğini söylemiştim. Stereo hoparlörler özellikle içerik tüketim deneyimini oldukça arttırıyor. İçerik tüketme deneyimini zenginleştiren bir şey daha var: kulaklık girişi. Ama maalesef oyuncu telefonu olan kardeşindekinin aksine bu telefonda kulaklık girişi yok. Bu telefonu satın aldığınız zaman ya Type-C üzerinden bağlanabiliyorsunuz ya da Bluetooth üzerinden bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca Type-C üzerinden bağlansanız bile Red Magic 9 Pro'daki kadar yüksek, yani 32 bit çözünürlüklü ses bu telefonda desteklenmiyor. Sadece 24 bite kadar destekleniyor. Bu bence önemli bir konu. Şu açıdan önemli: çünkü oyuncu telefonu olan versiyonu aslında bu telefona göre biraz daha farklı bir segmentte konumlandırılıyor. Bu telefon kamera tarafında ona göre evet daha atılımlı. Tasarımını saymıyorum. Tasarım konusunda değişkenlikler gösteren bir durum olabilir ama kamera tarafında atılım yaptıktan sonra evet kulaklık girişini kaybetmiş olabiliriz. Ses kalitesini kaybetmememiz gerekiyordu. Burada maalesef Type-C'ye geçişle birlikte ses kalitesinde de ufak bir kayıp var. Ama tabii ki kablosuz kulaklık kullanmak artık o kadar yaygın ki, kablolu kulaklıkla ilgili neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hatta sorayım sizlere: şu anda kullandığınız kulaklık kablolu mu kablosuz mu? Yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. ZTE Nubia Z60 Ultra gerçek bir amiral gemisi gibi en güncel bağlantı çözümlerini destekliyor. Bluetooth 5.4 bu telefonda var. Wi-Fi 7 bu telefonda var. Dolayısıyla siz Wi-Fi 7'ye sahip bir ev altyapısına sahipseniz çok hızlı bir interneti bu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Bluetooth'u da en hızlı şekilde bu telefonla kullanabiliyorsunuz. Tabii burada tasarımın, özellikle gövdeye baktığınız zaman, gövdenin de oyuncu telefonu olan kardeşiyle paylaşıldığını görebilirsiniz. Şuradaki tuş oyuncu telefonunda normalde oyun modunu aktif ediyor. Burada ne işe yarıyor diye merak etmiş olabilirsiniz. Açtığım zaman kameraya ayarlı, kamerayı doğrudan açıyor. Ama tabii ki siz isterseniz farklı ayarlarda yapabilirsiniz. Burada bir street modu var. Street modunu otomatik olarak aktif ediyor. Burada daha geniş kontrolleri ben kamera üzerinde sağlayabiliyorum. Burada yine milimetreler arasında geçiş yapabiliyorum street modundayken. Tabii isterseniz siz normal fotoğraf moduna da bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu arada oyuncu telefonundaki kardeşi gibi buradan tuşu kapatmak suretiyle çıkmak zorunda değilsiniz. Şöyle kaydırdığınız zaman da çıkabiliyorsunuz. Ama o zaman şöyle bir handikap oluyor: kaydırdığınız zaman tekrar kamerayı açıyor. Çıktınız, lan açık kaldı, kapatayım dediniz, kaydırdınız, tekrar kamera açıyor. Dolayısıyla buradan açıp buradan kapatmaya alışmak gerekiyor. Oyuncu telefonu kardeşine göre bazı artıları ve bazı eksileri var. Eksi olan taraflarından bir tanesi de batarya. Bu telefon 6000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Diğer telefonda, Red Magic 9 Pro'da 6500 mAh kapasiteli bir batarya vardı. Ama şöyle, onu çalıştırması gereken bir fanı var. Dolayısıyla o fan da biraz enerji tüketiyor. Belki de aradaki 500
mAh saat kapasitelik o fark oraya gidiyor olabilir. Burada zaten yeterince ağır bir telefon. Hani bataryasında belki daha fazla büyütmeyelim demiş olabilirler. Genel olarak benim tasarımını beğendiğim, özelliklerini oldukça beğendiğim bir telefon Z60 Ultra. Kamera performansı çok merak ettiğim konulardan bir tanesiydi. Ben şimdi zaten fotoğrafları çektim. Siz gördünüz. Kamera performansını nasıl buldunuz? Bu konu gerçekten önemli. Dediğim gibi ürüne ulaşabileceğiniz linki de ben açıklama kısmına ekliyorum. Hatta bu özel serinin de kendisi muhtemelen satışta olacaktır. Yıldızlı Gece, Van Gogh'un tablosu. Yani bir şey çok güzel olduğunda tablo gibi denir ya. Şu an tablo gibi bir telefon var elimde ama bu gerçek manasıyla tablo gibi bir telefon. Tabii bu tartışmalı bir konu. Bilmiyorum. Tasarımını sizler nasıl buldunuz? Yine fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Ben videolarda çok fazla sizlerden destek istemeyi sevmiyorum aslında ama özellikle bu tarz cihazların videolarının devamı gelmesi için destekleriniz çok önemli. Çünkü burada gerçekten büyük bir emek var. Yani şu cihaza ulaşmak, getirmek, buraya gelmek, bu videoyu hazırlamak ve hızlı bir şekilde sizlere servis edebilmek gerçekten büyük bir uğraş gerektiriyor. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olmalısınız, videoyu beğenmelisiniz ve yorum yapmalısınız. Bu şekilde beni destekleyebilir. Bu tarz cihazların ve daha fazlasının içeriklerinin gelmesini sağlayabilirsiniz. O yüzden tüm bunları yaptım mı diye bir kontrol etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.